Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, göreve geldiği süreden bu yana ilk kez Kapı Kule'yi ziyaret etti. Canikli burada düzenlediği basın toplantısında sınırdaki tır kuyruklarının yapılan çalışmayla artık tarihe kalkacağını söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kapıkule sınır kapısını ziyaret etti. Yetkililerle görüşen Canikli düzenlediği basın toplantısında tır kuyruklarının son bulacağı müjdesini verdi. Özellikle bu Kapıkule için söylüyorum. Önümüzdeki yaz döneminde bir daha basına özellikle kuyruklar nedeniyle haber konusu olmayacak Kapıkule. Hem tır hem de hem girişler hem çıkışlar için onunla ilgili çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi bu zaten, yerinde görerek bununla ilgili tedbirler almak. Gümrük hizmetlerinde kaliteye önem verdiklerini kaydeden Canikli yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Canikli, önümüzdeki günlerde Kapıkule'den geçiş yapan bütün otobüslerin X-ray cihazından geçirileceğini söyledi. Türkiye gümrük kapılarında hizmet vermeye başlayan araç tarama sistemleri kayıp kaçağın azaltılmasında, yasa dışı ticaretin önlenmesinde çok büyük bir imkan sunuyor bize. X-ray cihazları özellikle, yani tren tarama araçları dahil olmak üzere. Fakat halen bu noktada kapasitemiz belirli bir seviyede. Hedefimiz, nihai hedefimiz, Türkiye'ye giren tüm eşya taşıyan ve insan taşıyan araçların X-ray tarama sisteminden geçirilmesi ve aynı şekilde bütün kargoların, Türkiye'ye gelen tüm kargoların X-ray taramasından denetime tabi tutulması ve konteynerler. Türkiye yaklaşık yılda 4,5 milyon civarında konteyner giriyor. Yaklaşık yine 4 milyon üzerinde bir tır girişi söz konusu tüm gümrük kapılarımızdan. Bunların tamamının X-ray cihazından geçirilerek çok etkili bir denetime tabi tutulması nihai hedefimiz. Bu inşallah başardığımızda dünyada bunu uygulayan tek ülke olacağız. Şu anda elbette belli yöntemlerle X-ray cihazına yönlendirilmesi gereken araçlar tespit ediliyor. Belli bir takım kriterler var. O kriterler çerçevesinde, risk kriterleri çerçevesinde, o değerlendirme analiz çerçevesinde kapasitemiz ölçüsünde araçlar X-ray cihazına yönlendiriliyor ama bunun Türkiye'deki oranı da bir hali düşük doğal olarak. 5. Balkan ve Karadeniz Ülkeleri Konferansı 16 ülkenin katılımıyla Tekirdağ'da gerçekleşti.